ayı olduğunu biliyoruz da nasıl etkileneceğiz? Ne anlama gelecek? Ülkemizi, dünyayı nasıl etkileyecek? Hem ülkemiz hem dünya bazında çok ciddi ve çok önemli değişimler yaratacak. Ekim ayında gerçekleşecek güneş tutulmasıyla birlikte birincisi, 2024-2025 yıllarında bu kayıtlara geçsin. Ülkemizin çok ciddi zenginleşeceği bir döneme giriyoruz. Bakın bunun altını çiziyorum. Fakat dış ülkeler ciddi felaketlerle karşı karşıya. Bakın yıkılmaz dediğimiz çok büyük ülkelerin yerle bir olacağı. Depremler şiddetlenerek gelecek. Yeraltı felaketleri. Tekrar hastalığın yayılması, insanların evlerine kapanmasına dair bir beklenti var. Öyle bir şey bekliyor musun? Gökyüzünde... Arkadaşlar, İlkay Boğaralı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ekim ayı kapıda ve Ekim tutulmalar ayı. Bunu aylardır biliyoruz. Bunu aylardır bütün astrologlar söylüyorlar. Ekim'in çok önemli olduğunu, Ekim'in tutulmalar ayı olduğunu biliyoruz da nasıl etkileneceğiz? Ne anlama gelecek? Ülkemizi, dünyayı nasıl etkileyecek? Güçlü Metin bize anlatacak. Onun bambaşka bir kalpten anlatışı, yorumlayışı var biliyorsunuz astrolojiyi. Tasavvufi astroloji uzmanı, manevi danışman, eğitmen, yazar, dost Güçlü Metin. Hadi geçelim şimdi ortak yayına. Bugüne kadar da böyle söylediklerinin, hatta ona kızılıp da ya hani... niye böyle diyorsun denilen şeylerin bile gerçekleştiğini de altını çizerek dikkatle dinlemenizi, takip etmenizi rica edeceğim. Ben de öyle yapacağım. Tarihe not düşüyoruz çünkü aslında bu yayınlarda. Bakalım Ekim'de neler olacak. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Ay unuttum bak Eczü Besmele'yi. Ne güzel hatırlattın. Olsun, ne mutlu, ne mutlu. Öncelikle o güzel Haycan'a selam ediyorum. Köpekler Plüton'la sembolize edilir ve aileyle sembolize edilir. Dolayısıyla bir köpeğin kalbini kırmak, onu kışkışlamak ve ötekileştirmek ömür boyu atalarla birlikte gelen ve evlatlarınızla birlikte devam edecek aile olmakla ilgili sıkıntı yaşamaya sebebiyet verir. O yüzden bütün haycanları sevelim ama köpekler sadakatle ilişkilendirildiği için dolayısıyla da bu yayında bana selam ediyor olması çok da manidar oldu, güzel oldu. Onun böyle güzel kontiş yanaklarından öpüyorum. Size de çok selam ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi YouTube'da izleyenler direkt açılışta gördükleri için Instagram'daki girişi görmediler. Ben yönetmen arkadaşım Emel Keleşoğlu'nun evinden yapıyorum. İstanbul'dayım arkadaşlar yayınları. Açılışta da onun köpeği Niko merhaba dedi sizlere. Instagram'daki arkadaşlarımızdan. Güçlü onlar Metin. Allah'ın sessiz emanetleri onlar. Çok kıymetliler. Bu arada çok enteresan bir şey. Yolda yürürken köpekler üstüme çıkıyor yani. Ama selamlamak için gibi. Yani dokunmak isterdi. Aile şey anlatıyor. Oluyorlar. Ailedir köpek. Yavrudur, evlattır. Aileli yani aslında aile deyince biz çok böyle hani anne baba çocuk olarak algılıyoruz olayı. Oysa insanın kendine köklenmesi, kendine topraklanması, kendi hakikatine yolculuk etmesi ve kendi rahiminde Allah'ın mümin kullarını seyrederek selam edenlerden olabilmek en önemli topraklanma ve köklenmedir. Dolayısıyla da annesi şifa bekleyenler ya da hayata tutunmaya çalışan, aile olmaya çalışan, hayatında belki sevilmediğini hisseden herkese sizin güzel haycanınız, başta benim gördüğüm güzel bir selam etsin. Haycanları mutlu eden, insanları mutlu eder, insanları mutlu eden Allah'ın gönlüne selam eder. Çünkü haycanı da yaratan, insanı da yaratan, bizleri de yaratan, herkesi, her şeyi yaratan Rabbimizdir. Rabbimin bütün yarattıklarına iyi, kötü, çirkin, doğru, yanlış demeden selam ola diyelim sohbetimize. Ne güzel bir başlangıç oldu. Harika oldu. Başlığımız da şu arkadaşlar. Güneş tutulması, yeni dünya düzeni ve son söz Rabbin. Rabbimizin her zaman olduğu gibi. Şimdi hayatın içinde ölüm ve hayat iç içe, dip dibe duruyor. Aslında bu dünyaya geldiğimizde biz ölü doğuyoruz.
canlı doğmuyoruz. Bu dünyaya ölü olarak doğuyoruz. Ve bu dünya deneyimimiz içerisinde, bu dünyanın yolculuğu içerisinde algıladığımız, okuduğumuz, içselleştirdiğimiz, yola çıktığımız ve bütün seyrettiğimiz hakikatlerin aslında kendi özümüzdeki mümin olabilme, hakkı seyredebilme, kendi gerçeğimizle hemhal olabilme realiteleriyle birlikte Allah'ın sebepler dairesinde bize öğretmeye çalıştığı halifetullah şuurunu, yani aslında öz Türkçesi iyi ve vicdanlı insan olabilme, okuyan insan olabilme, hakkı hakkıyla değerlendirebilen insan olabilme potansiyelini bizlerde özden öze selam ederek ortaya çıkartma gerçeğini aslında deneyimlediğimiz bir yolculuk ve bu yolculuğun içerisinde değerli dostum, astroloji, psikoloji, sosyoloji, işte aklımıza gelen bütün çalışmalar, ilmi ledün, bütün her şey aslında sebepler dairesinde bizlerin daha iyi, daha vicdanlı insan olabilmemiz hakikatiyle eşleşebilmemiz ve yürüyen dua olduğumuzu, yürüyen Kur'an olduğumuzu ve bu hakikatleri anlamak için bu dünyaya geldiğimiz ve bu dünyanın çok kısıtlı olduğunu. Çünkü bizler her yaptığımız davranış ve hareketle iyi hal üzerine elbette infak ederek, bir haycanı mutlu ederek, bir toprağa güzel bir tohum ekerek, bir insanı mutlu ederek ve o insanın gülümsemesinden mutluluk kazanarak, mutluluk hissederek gerçekten halifetullah şuurunu aşikar etmeye, ortaya çıkartmaya başlarız ki bu da ölü bedenin, çünkü doğduğumuzda güneş doğar. Şimdi güneş tutulmasına geliyoruz ya. Güneş Rab bilincidir. Rab bilinci tekamül ettirendir. Doğduğumuz anda bu beden Kâbesi içerisinde güneş batar. İnsanın güneşi batar, bu bedenin içerisinde saklanır. Ve nerede saklanır biliyor musunuz değerli dostum? Tam modern adıyla söyleyeyim, kalp çakrasında saklanır. Yani mutmainne nefs dediğimiz hakikatte saklanır ki insan yürüyen dua olduğunu, her söylediğinin, her değerlendirdiğinin ve her düşündüğünün dua olduğunu, yani konuşanın konuşturanın, gözleyenin dinleyenin ve konuşanın her şeyin hakkın sesi olduğunu anlasın ve onu aslında kötüye yönelttiğini düşündüğü iblisin bile, bakın burası çok önemli, İblis Allah'a olan aşkı sebebiyle Adem'e kıskançlık duydu, Adem Aleyhisselam'a, ve dedi ki ben daha iyi olduğumu, daha bilgi sahibi olduğumu ve insandan üstün olduğumu sana kanıtlayacağım dedi. Ve tabii ki burada büyük bir kibre düştü. Ama yine Allah'ın büyük kontrolü içerisinde bize Allah'ın vermiş olduğu nefsle, nefsimizi öldürmeyeceğiz. Nefsi öldürmek yok. Nefsimizi eğiteceğiz değerli dostum. Nefsi kendi hayat, canlılık yolculuğumuzda eğiteceğiz. Öfke duyduğumuzda diyeceğiz ki bir dakika ya, Allah'ım benim dua etmek için bana bir fırsat sundu. Çünkü büyük bir enerji çıkıyor. Hani o arabanı kullanırken önüne birisi böyle aniden arabayı kırıyor ve böyle bir tutuyorsun kendini, camını açacaksın, kötü bir şey söyleyeceksin. O arabayı kırdıran kim? O öfkeyi sana hissettiren kim? Sana celalinden dua edebilmen için, öfke mekanizmasıyla sendeki benliği kırabilmek için, aksi dualite mekanizmasıyla, çünkü sana sakallı dede gelse herkes dua eder. Ama celalinden çıkan bir hakikati nefsinle bastırabiliyorsan öfkeni, camını açıp o kişiye kötü söz, kötü kelam etmiyorsan ve bu benim hayatımın sınavı ve öğrenmem gereken hakikat diyorsan, işte sen nefs mertebelerinde ilerlemeye başlıyorsun ve kalbindeki ve özündeki Allah'ın veçhullahını görmeye, seyretmeye, Allah'ın konuşan ağzı, duyan kulağı, gören gözü olmaya başlıyorsun. İşte yolculuk, bütün hepimizin yolculuğu burada başlıyor. İşte güneş bizim bedenimize isimleriyle Allah
Bütün insan bedenini Allah'ın insan sıfatında, insan bedeninde tek bir ismi yoktur. Bizde bütün isimler tecelli eder. İlkay'da da eder, güçlüde de eder, bizi izleyen binlerce kişide de eder. Ve fakat bu isimlerin tecellisi içerisinde bizim bu dünya hayatında işlevimizi, halife olabilecek olan işlevimizi ortaya koyacak isimlerimiz üzerinden, esmalar üzerinden sınava tabi tutuluruz. Peki, şimdi İlkay Hanım hemen bana şunu sorabilir. O isimleri bulabilir miyiz? Hayır, bulamayız. Onun için mürşidi kamil olmamız lazım. Nereden bulalım o isimleri? Ama belli isimlerin manaları, mesela cömert bir insansındır. Belli ki Allah'ın cömert sıfatı sende aşikardır. Cimrilik sana zor gelir. Ama sen cömertlik sıfatıyla Allah sana ihsan buyurduysa ve sen cimri olan birini eleştiriyorsan Allah'ın Kabıt ismini unutuyorsun. Sıkıştıran, daraltan. Onda da o eğilim kolaylaştırılmıştır. Yani o yüzden iyi ve kötü yoktur. Her şey Allah'ın ismiyle hizmet halindedir. Dolayısıyla da nefsi, hani o camımızı açtık arabada, öfke duyduk, sinirlendik, küfür edeceğiz. Orada emmaredesin. Bu haldeysen, ediyorsan o küfrü, sen emmaredesin. Sonra biraz yukarı çıkıp, ya bir dakika, ben burada kendi nefsime zulmediyorum. Kendi nefsimle ilgili bir şeyleri yanlış yapıyorum deyip kibarca usulca camını kapatıp adamın önden gitmesine izin verip, tövbe Allah'ım ya, ben yanlış bir şey yaptım. Ben bir hataya düştüm. Yanlış yaptın diyen nefs haline kendini getirdin ve öfkeni hafif bastırdın ya. Burada levvameye çıkmaya başlıyorsun. Bak şimdi bir araba kullanmaktan yola çıkarak örneği veriyorum. Çok basit, çok anlaşılır. Hepimizin de trafikte yaşadığı bir şey ortaklaşa burada hepimize hitap ediyorum. Burada diyeceksin ki estağfirullah elazim. Estağfirullah elazim. Estağfirullah elazim. Allah'ım, ben seni unuttum. Senin güneşinin tutulmaya geleceğini hiç merak etmeyin. Sen benim bedenimde güneşini batırdın ama ben seni kalbimle seyretmeyi seçiyorum. Bu öfke senin celal sıfatınsa, celalde de dua edebilmek için, çünkü celal ve cemal çok yüksek frekansta enerji yayar. Dolayısıyla da sen benden öfkeyle küfür etmeyi, o karşı tarafa sevap kazandırmayı değil de bende dua etmemi istiyorsun. Tövbe estağfurullah dedin ya, farkına vardın halinin, camını kapattın, levvame nefstesin. Sonra dedin ki, ya benim dua etmem zamanım gelmiş, böyle bir anda da bana tövbe ettiriyorsun. Dur, ben tövbeden sonra da çok istediğim bir şey için Allah'ım sana elimi açayım, dua edeyim. Tabi arabanızı bir kenara çekin o anda hemen. Öyle de yapabilirsiniz ya. Arabanızı kullanırken de içinizden dua edin. Şekle şemale bir şeyleri sokmayın. Çünkü elinizi, kolunuzu, ayağınızı o şekli şemali de yaratan Allah. Dolayısıyla da Rabbim, ben senden ömrümü bereketlendirmeni istiyorum. Senden çokluk değil, bereket istiyorum. Azdaki çoku okuyabilmek istiyorum dedin ya sen. Orada hop, mülhimeye çıktım. Amma ve lakin mülhime biraz uzun sürer değerli dostlar. Neden? Çünkü biz kul aklımıza deriz ki işte çocuğum okulu kazansın, işte aman ayakkabım da olsun, aman evimi de alayım, aman arabam da şöyle olsun. Burada gider gelir, gider gelir. Oysa ki mülhimede Allah Celle Celaluhu kula şunu öğretir. Değerli dostum, senin 300 tane evin var. İlkay Hanım Allah söyletti. Allahu 300 tane Ekber. evim var. Bütün izleyenlerimize. Bir tane de Kaka, oldu inşallah. olur. İnşallah. Hepimize inşallah. 300 tane evin var. Arkadaşlar hayal edelim bunu ve bu 300 tane evin kaçında İlkay oturabilir? Hadi bir yazlığı, bir kışlığı oldu. İkisinde oturdun. Geri kalan 298'e açıkta. Allah çokluk verir ama kullanmayı nasip etmezse bereketin yok demektir. Senin rızkın oturduğun evindir. 300 tane evin de olsa fark etmez. Senin oturduğun, yaşadığın, değerlendirdiğin ve sana fayda sağlayan senin yaşadığındır. O senin rızkındır.
rızkının bereketi de o evin içinde oturdun. Çok kazanıyorsun. Ama ve lakin şöyle insanlar yok mu? Aman şuramda kilo alacak da şunu yemeyeyim. Hastayım, şeker hastasıyım, yiyemiyorum. İşte orada rızk kısıtlanmaya başlıyor. Senin yediğindir rızkın. Kazandığın gelen değildir. Senin hayatında oh be dediğin, ne güzel de dediğin, Rabbim şükürler olsun dediğin şey senin rızkındır. Şükretmek de rızkındır ama. Allah şükretmeyi de her kuluna nasip etmez. Senin 300 tane evin var ama 300 evle uğraşıyorsun. Ay sonu geldiğinde ne yapacağım? Aman bu kiracı, aman o kiracıyı da ben evden çıkartayım da aman bir zam yapayım da falan. Kafanı debeliyorsun. Ne oluyor? Huzur yok. Bereket azalmaya başlıyor. İşte mülhime halde kişi dualarında Rabbinden bereket istemesi gerektiğini, zaten olanın olmuş ve bitmiş olduğunu ve hiçbir şeyi bizim hayatta sonucunu değiştiremeyeceğimizi öğrenir. Çünkü kader değişmez arkadaşlar. Kader değişmez. Tekrar kayıtlara geçsin. Kader değişmez. Kaderi İlkay'ın, Güçlü'nün ve bizi izleyen binlerce kişinin değerlendirme şekli değişir. Nasıl baktığınla ilgili. Bana Allah'ım sen ne öğretmeye çalışıyorsun? Ben sıkıntı yaşıyorum, bir sorun yaşıyorum. Peki bunu yaşayacaktım. Benim nefsimi bununla eğitmeye çalışıyorsan ben hangi ismi öğreniyorum? Seni bana anlatıyorsun, seni bana tanıtıyorsun. Benim bunu nasıl öğrenmem gerek diyen hal. Mülhimede bakın devam ediyoruz hala. Allah'ı unuttuğumuz her an biz tövbe etmemiz gerekir. Tövbe, Allah'ım bir dakika. Ben şu an İlkay Boğaralı'nın yayınındayım. Benim bir sorumluluğum var ve anlatmam gereken bir şey var. Ama bunu Allah rızası için hakkıyla anlatmalıyım dedin ya sen. Bunu hatırladın ya. Bunu hayatın her alanına yay. Sen Allah'ı unuttuğun halde şükür sistemine geçmiş oluyorsun. Öteki türlü Allah'ı unutuyorsun. Ben anlatayım dinlesin. Öyle değil. Allah'ın rızasını güderek ve Allah'ın sistemini yani sünnetullah sistemini doğru bir şekilde insanlara aktararak anlatmaya niyet ettiğin andaki parantez aç, ameller niyetlere göre şekillenir. Kapa parantez. Dolayısıyla da insanın amelleri niyetlerine göre şekillenir. Burası çok çok önemli değerli dostlar. Ve burada güneş batmıştı bedende. Mülhime de sen dua ediyorsun, manevi çalışmalar yapıyorsun. İşte İlkay Hanım'ın kampına gidiyorsun, onu bir şeyler aydınlanmaya çalışıyorsun. Aydınlanıyorsun ya, anlıyorsun ya, insana hizmet ya bu. Sen Allah'ı tanımaya çalışıyorsun. Her şey aracı. Güneş tutulması, yok gökten yıldız düştü, oraya çıktı. Oraya bir enerji, geç o işleri. Burada önemli olan şu, her şey sebepler dairesinde seni sana hatırlatıyor. Kulun kendisi olma yolculuğunu anlatıyor ve sen güneşe doğru çıkıyorsun. Yani Allah'ım diyorsun. Yaşadığım her şey benim kaderimde yazılmış ve ben yazılmış bir mekanizma üstünden yaşıyorum ve ben Allah'ın yürüyen kuluyum, konuşan diliyim, gören gözüyüm, işiten kulağıyım. Her yaşadığım şey enel hak. Allah var. Başka hiçbir şey yok. La ilahe illallah şuuruna mutmainne de varıyorsun. Mutmainne'de güneş makamı. Astrolojide İdris aleyhisselam biliyorsunuz terzidir. Ama terziliğinin yanında hal elbisesi diker. Hal elbisesi dikendir astroloji danışmanı. Yani burası çok önemli ve burada Mutmainne'de kişi beden Kâbesine gömülmüş güneşini yeniden doğurmaya çalışır. Allah'ın diyorum ya hakikatindeki la ilahe illallah şuurunu ortaya çıkartmak suretiyle nereye varır? Rebiülevvel ayındayız. Muhammedun Resulullah'a varır. Sen
kendinde Allah'ın hakikatini, tecellisini seyrettirmeye çalışırken sen bunu, yok güneş de tutuldu, ay da gökyüzünden indi, Merkür buraya biraz çarptı diye değerlendirir. Sadece bu noktadan okursan kendine benlik koymuş olursun ve sadece sebeplere takılmış olursun. O sebepleri değerlendiren kişi önemlidir. Gözlemci ve gözlenen. Yani ben dersem ki benim dediğim doğru ve bu gerçek dersem, işte o zaman Allah'ın rızasına aykırı davranır mı, güneş bizi çarpar. O yüzden ağzımızdan çıkanlara dikkat edeceğiz. Cinni frekanslara dikkat edeceğiz. Konuşanları, kimden neyi dinlediğimize çok çok dikkat etmek gerekiyor. İşte Ener Hak. Hallacı Mansur'un derisini yüzdüler ya, Allah benim dedi. Allah hepimiziz. Allah her yerde. Allah'ın hakikatini seyreden, bunu seyretmek için önce neyi tanıması, kimi tanıması lazım? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunu tanıyacaksınız. O nasıl davranırdı? Nasıl giyinir, kuşanır? Bu değil. Nasıl düşünürdü? Bir kedi camiye girdiği zaman, evine girdiği zaman ne yapardı? Hay canlara nasıl davranırdı? Bir ağaca, ormana nasıl, bak insana gelmedim daha. Ona taş atana nasıl dua ederdi? İşte iyi ve vicdanlı insan olmayı okuyabilmek için Peygamber Efendimiz'i okumak, onun hayatını içselleştirmek ve onu seyretmek gerekiyor. Çünkü Allah'ın bütün rahmet tecellisi iyi ve kötü demeden herkese vurur. Rahmet kötüye de, ben anlaşılır olsun diye, kötüye de iyiye de vurur. Ve şunu hatırlamak lazım. Şimdi siz pislik böceğini aldınız. Bir duvar düşünün. Bir tarafta pislik var, bir tarafta güller, o mis gibi çiçekler var, böyle sardunyalar açmış. Orada arılar uçuyor. Öteki tarafta da pisliğin içinde pislik böceği dolaşıyor. Şimdi siz aldınız o pislik böceğini, o çiçeklerin içine koyduğunuzda onun cehennemi olacaktır. Oysa ki arıyı da alıp o pisliğin içine koyduğunuzda onun cehennemi olacaktır. Oysa ki şunu hatırlamak lazım. O pislik böceği için cennet orada yaşamaktır, yaratılış programı gereği. O yüzden ona neden burada yaşıyorsun? Yani arkadaşlar, insanları yargılamayalım. İnsanları ayrıştırmayalım. Senin cennetin sana, senin Allah'ın sana, onun Allah'ı, onun cenneti ona, onun cehennemi senin, onun cenneti senin cehennemin olabilir ve sen onu yargılarken Allah Celle Celaluhu bütün sistemde şöyle bir tecelli eder. Der ki, sen benim Hadi ismimi biliyorsun da Mudil ismimi inkar mı ediyorsun yoldan çıkartan? Her isim kendi yaratılış programı gereği kendini ortaya koyar ve işin sonunda ahirette inanan, inanmayan, küfreden, o eden, şeytanı, meleği, insanı halife tutan herkes Allah'ın ve çullahı karşısında secde edecek. Ama herkes kendi dünyasında, kendi yarattığı programı içerisinde, kendi biriktirdiği ilimle birlikte o ilmin gereği kadarını yansıtarak hayat planındaki yolculuğuna devam edecek. O yüzden ayrıştırmayı, ötekileştirmeyi, başkalarının hayatlarını merak etmeyi, başkalarının ayakkabılarını giymeden o kişilerin hayatları ile ilgili yorum yapmayı, eğer ki bu yayını bizi izliyorlarsa ve izleyecek videomuzu değerli izleyicilerimiz, hemen tasavvuf yolundaysanız hemen bırakın. Çünkü yargıladığınız yerden yargılanmadan bu dünyada asla göçmeyeceğiz. Hepimiz için geçerli bu. Gerçekten bu çok küçük ama çok büyük bir anekdot ve hayatlarımızda çok çok önemli. Şimdi İlkay Hanım diyecek ki anladım Güçlü Hocam. Ama bu güneş tutulması ne? Güneş tutulması, değerli dostum, öncelikle şunu anlayalım. Hem ülkemiz hem dünya bazında çok ciddi ve çok önemli değişimler yaratacak. Bu güneş tutulması, güneş tutulmaları yeni ayda gerçekleşir.
Ve bu Ekim ayında gerçekleşecek güneş tutulmasıyla birlikte birincisi çok Hangi tarihte olacaktı? 14 Güçlü. Ekim'de gerçekleşecek. 14 Ekim'de güneş tutulması. 14 Ekim'de gerçekleşiyor. Çok önemli bir tutulma. Bir kere ülkemizin tarihiyle ilgili, ülkemizle ilgili çok önemli bir değişim sürecine giriyoruz. Bunu bir kere söyleyelim. Büyük bir yenilenme, büyük bir değişim, büyük bir farkındalık hem dünyada hem ülkemizde ortaya çıkacak. Ve fakat Ekim ayıyla birlikte dünyada İkinci Dünya Savaşı'na benzeyen bir gökyüzü konumu oluşuyor. Şimdi bir kere işin gökyüzünü bana oku derseniz ben size gökyüzünü okuyacağım. Bana kızsanız da ne derseniz deyin söylediklerimiz gökyüzü yanıltmıyor bizi. Ama gökyüzü de her şeyi bilemez. Burada şunu anlamak lazım. İkinci Dünya Savaşı'na benzeyen çok önemli bir dünyada ülkemizde demiyorum. Ülkemizi teğet geçecek çünkü. Çok enteresan. Ülkemiz korunaklı. Astroloji haritası çok korunaklı. Ülkemizde çok büyük bir zenginleşme süreci başlayacak. İnanılmaz bir zenginleşme. Yani yeraltı kaynaklarının keşfedildiği, bunu hep her yayınımızda söylüyoruz, bütün yayınlarımızda siz de söyledik. Yeraltı kaynaklarının keşfedildiği ve bu yeraltı kaynaklarının keşfedilmesiyle birlikte dış ülkelerin manipülasyonlarıyla birlikte bazı gecikmeler, bazı engellenmeler ve bazı zorlanmaların da beraberinde geleceği bir tutulma döngüsüne doğru aslında girdik. 18 Eylül ile birlikte biz bu etkiye girdik. Yani Ekim ayındaki tutulma etkisini biz şu an yaşıyoruz aslında. Bu birincisi. İkincisi, dünyada topraklarınızı bırakmayın arkadaşlar. Mesela şunu çok duyuyorum. İşte yurt dışına gidiyorum, işte yurt dışında yaşayacağım ya da işte arkadaşlar, bu topraklar Anadolu inanılmaz verimli ve inanılmaz büyük bir zenginleşmenin ortaya çıkacağı, finansal ve ekonomik düzlemde çok ciddi bir yükselişe geçeceğimiz bir sürece doğru emin adımlarla, yani emin adımlarla gireceğiz Ekim ayıyla birlikte. Fakat yani Ekim ayında olacak demiyorum, buranın altını çizeyim. Tutulmalar önümüzdeki 1,5-2 yıllık döngüyü kapsayacak. Ama olayların başlaması, yani o dereceye gezegen tetiklediğinde çok önemli tetiklenmeler yaşayacağız. Yani olay o dereceye bir gezegen geldiğinde tutulma anına olayları tetikleyecek. Bu bir. İki, ötekileştirme, ayrıştırma, işte insanlar arasında çok ciddi kaotik tartışmaların ortaya çıkabileceği, bunun da ekonomik bir takım sıkıntıların tetiklediği ve dış etkenlerin, dış mihrakların, Deccaliyet mekanizmasının tetiklediği bir takım durumlarla ortaya çıkacağını söylüyorum. Bu çok önemli bir detay ve gıda kriziyle alakalı gökyüzünde, evet, gıdaya erişimle bakın burada şu sapla samanı birbirinden ayıralım. Toprak verimsizleşmiyor. Gıdaya ulaşım zorlaşıyor. Bakın burası çok birbirinden ayrı şey. Allah'ın yaratmış olduğu topraklarda asla ve kata kuraklık ve sıkıntı yaşanmayacak. Yani gökyüzü bir kuraklık, bir sıkıntı, böyle bir şey demiyor. Diyor ki gıdaya erişim ekonomik koşullar sebebiyle zorlaşacak. Bu Yani döngü burada içinde mi görüyorsun? tabii Tutulma yani önümüzdeki döngüsünde. hem dünyada hem ülkemizde bununla ilgili üretimle ilgili bir takım sıkıntılar var. Yine biz yayınlarımıza lütfen baksınlar. Biz bunu hep belirttik ve dedik ki lütfen toprak sahibi olun. Bakın toprağın, yine söylüyorum, gayrimenkulün çok ciddi değer kazanacağını söyledik, söylemiştik. Yine kazanacak. Bakın yine toprak, toprağı, ama toprağa şimdi gittin oturdun. Ben keyif yapıyorum, güneşleniyorum. Hayır efendim. Soğan ek, sarımsak ek, maydanoz ek, elma ek kardeşim. Yatıp güneşlenme, onu da yap. Ama yani ek, ben bunu demek istiyorum. Toprağı kullanmak.
toprağa elleriniz girsin, şöyle bir ellerimiz nasırlansın, bir böyle kirlensin. Çünkü kendi toprağınızı ekmeniz gereken süreçler gelecek ve ülkemiz zenginleşirken, ülkemiz zengin Orta Doğu ülkeleri kıvamına gelecek kadar 2024-2025 yıllarında bu kayıtlara geçsin. Ülkemizin çok ciddi zenginleşeceği bir döneme giriyoruz. Bakın bunun altını çiziyorum. Fakat herkes maddiyatın insanı mutlu ettiğini, paranın mutlu ettiğini düşünürken yeraltı ile ilgili bir takım sıkıntılar. Aslında dünya ciddi bir Plüton, şimdi ülke haritası ve dünya haritalarında Plüton etkisi var değerli dostlar. Bütün izleyicilerimize de ders verir gibi anlatmayayım ama anlamanız adına. Burada biz bir yere dayandırarak söylüyor bütün kıymetli dostlarım da. Şimdi burada dostum yok, arkadaşlarım deyip ondan sonra dost çok kıymetli bir şeydir çünkü. Fakat burada şunu anlamak lazım. Burada yeraltı kaynaklarımız zenginleşeceği için dış ülkeler ciddi felaketlerle karşı karşıya. Bakın yıkılmaz dediğiniz çok büyük ülkelerin yerle bir olacağı. Bunu da yayınlarımızda söyledik bakın. Lütfen yayınlarımıza baksınlar. Büyük ülkelerin yıkılmaz, buna asla bir şey olmaz diyeceğimiz ülkelerin yerle bir olacağı felaketler, sel felaketleri, rüzgarla ilgili felaketler, büyük yangınlar. Dolayısıyla medya kanalıyla aktarılan olmayan şeylerin var gibi gösterildiği haberlere kulaklarınızı tıkayın. Biz gökyüzünden ben anlatıyorum size. Gökyüzünü okuyarak söylüyorum. Ekonomiden anlamam, siyasetten anlamam. Bunları net şekilde altını çizeyim. Zaten insanlıkta biriz arkadaşlar. Yani başımıza bir iş gelirse hep birlikte gelecek. O yüzden bence birbirimize tukaka demek yerine bence aklı barik bir şekilde hepimiz duralım, bir düşünelim. Biz ne yapabiliriz? Evlatlarımız için ne yapabiliriz? Kendimizi nasıl çekidüzen verebiliriz? Nasıl bir dünyaya gidiyoruz? Onu bir anlayalım önce. Yeni dünya düzeni denen yine gökyüzünde Uranüs boğada bakın. Uranüs diyor ki İlkay diyor ya da İlkay Hanım örnek vermeyeyim. Bizlere hepimize toprağını ekmezsen diyor ben deprem yapacağım diyor. Sen düzgün kentleşme yapmazsan diyor, düzgün bir şekilde bina dikmezsen, erozyona açık hale getirirsen, bakın Uranüs akıldır. Bu çok zor değil astroloji. Gökyüzündeki hiçbir gezegen deprem yapmaz. Bu şey nankör kedi anlayışı gibi hep derim ya ben. Hani kedi nankör, hangi kedi banka soydu kardeşim nankör diyorsun. Gezegenler insanların ders alması için etki yaratır. Sen eğer ki akıllı bir şekilde toprağını ekersen, üreticini, köylünü, mesela bizler gidelim o yollarda mesela ben bu yıl tatilde arabamla giderken gördüm. Hiç kimse durmuyor teyzelerin, amcaların önünde. Dur oradan bir kasa mandalina al, bir kasa karpuz al, bir şey al. Adamları bir zenginleştir. Adamları da küstürüyoruz yani. Şimdi dolayısıyla bizim ekeni biçeni bir kere bir böyle bir sahipleneceğiz, destekleyeceğiz. Uranüs Boğa bunu anlatıyor. Toprağa ne ektiğine, ne diktiğine dikkat edeceksin. Ağaçlarımızı sevelim. Sitede oturup öyle değil kardeşim. İneceksin aşağıya. Küçücük bir ağaç dik. Bir şey yap. İn sokağa. Sokağındaki izmariti topla ya. Bir şey yapmamız lazım. Uranüs bu etkisiyle eğer bu dersi almazsak üzgünüm. Depremler, biz zaten deprem ülkesiyiz. Depremler şiddetlenerek gelecek. Yeraltı felaketleri. Yani biz zenginleşirken aynı zamanda bir takım yeraltı felaketleriyle de etkileneceğiz. Bunu dünyada da ülkemizde de yaşıyor olacağız. Zaten şunu hatırlayalım. Arkadaşlar, deprem Zülcelali vel ikramdır ve deprem olduğu zaman yeraltı kaynakları ortaya çıkar. Bak burayı es geçiyoruz. O yüzden biz Allah'tan zenginlik değil, lütfen bereket isteyelim. Huzurla, sekineyle, mutlulukla, ağız tadıyla bir şeyleri yemeyi isteyelim. Yani şunun için anlatıyorum bunu. Biz
birilerine tukaka derken, birilerini ayrıştırırken, bu yanlış, bu doğru derken hakikati görmüyoruz. Yani gerçek olanı görüyoruz. Arkasında bize anlatılmaya çalışan şu an mesela gökyüzünde şunu anlatıyor. Diyor ki sen vatanını ne kadar sahipleniyorsun? Vatanına ne kadar sahip çıkıyorsun? Ülkeni ne kadar seviyorsun? Ve onun için burada durabilir misin? Çünkü ben şunu duyuyorum. Deprem olacak, kaçalım. Yok efendim ekonomik kriz. Arkadaşlar ekonomik kriz her zaman vardı ve her zaman olacak. İnsanın olduğu yerlerde bunlar olacak ama anlaşılması gereken şu. Bizler azla yetinmeyi de öğrenmemiz gereken, elimizdekilere kabul edelim, şükretmeyi de unuttuğumuz hepimizin bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bakın size anahtar veriyorum. Bu zikri bu. Toprak edinin. Toprağı olmayanlar en azından toprak edinsinler. Elimizdeki çünkü yuvalara dönüş başlayacak. Öze dönüş başlayacak. Herkes evlerine geri döneceği zamanlar gelecek. Ve bunun bizim ülkemizden ziyade dünya ile çok ciddi ilişiği olacak. Dünyadaki deccaliyet sisteminin manipülasyonlarıyla gerçekleşecek. Çünkü Plüton yine Oğlağa geldi. Pandemi döneminde de aynı durum vardı. Yani Plüton Oğlak'taydı, Satürn Oğlak'taydı. Dolayısıyla Jüpiter Oğlak'taydı. Bunlar çok önemli Peki şimdi detaylar. tekrar hastalığın yayılması, insanların evlerine kapanmasına dair bir beklenti var. Öyle bir şey bekliyor musun? Gökyüzünde bunu andıran, buna benzer dünya çapında bazı manipülasyonların yapılabileceğine dair etkiler var. Ama asıl şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar yine bizim ülkemizi biraz teğet geçecek. Ama dünyada bakın şundan vazgeçelim. Değerli izleyiciler, ülkenizi sevin. Lütfen bu topraklar Anadolu topraklarının uyandığı bir dönemdeyiz. Bakın Ekim ayı güneş tutulmasıyla birlikte herkes bunu görecek. Kendi özünüzdeki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i uyandırın. Mustafa Kemal Atatürk'ü uyandırın. Yani kendi özünüzdeki güzel, size vizyon katan, rehberlik eden, yolunuzu açacak insanları hayatınızda lütfen hatırlayın. Kaçmak değil, bulunduğunuz yerde durmayı seçin. Bunlar çok çok önemli itirikler gökyüzünün verdiği. Göktaşı falan gelmiyor, meteor falan gelmeyecek, kıyamet gelmedi. Bir kere bunları bir kenara koyalım. Kıyamet her an kopuyor. Yani bizim korktuğumuz her an kıyamet kopmaya devam ediyor. Bizim uyanmamız lazım değerli dostum. Yani bizim elimizdekileri, evet şunu söyleyebilirim güneş tutulması ile ilgili şunu da ekleyeceğim. Ne olur ona buna lafını dinleyip birbirinize düşmeyin. Ve terazi enerjisinde gerçekleşen bir tutulma olduğu için önümüzdeki birkaç aylık süre içinde terör saldırıları gündeme gelebilir. Bunlara dikkat edin derken şöyle, kaderden kaçamayız. Yani burada bunu anlatmamızın da bir anlamı yok aslında. Sadece hani burada siz soruyorsunuz, güneş tutulması nedir? Benim de biliyorsunuz en konuşmayı sevmediğim Ama konular bunlar bir şey diyeceğim. aslında. Deprem bekliyorsun, terör saldırıları bekliyorsun. Zor bir zaman bekliyoruz yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Genel anlamda da ülkenin çok zenginleştiği bir döneme giriyoruz. Tabii ki zor zamanlar ama ülkenin de çok zenginleştiği bir dönem. Bakın, herkes de şu an ciddi bir ekonomik kriz korkusu, ekonomiyle ilgili bir korku var. Ben de diyorum ki 2024 ve 2025 çok ciddi şekilde zenginlik. Bakın, ya bu zenginlikten ne anladığınızı bilemiyorum ama çok anlaşılır, net, düz söylüyorum. Ülkemiz çok ciddi kalkınacak ve işte bu kalkınma esnasında başka ülkelerin ciddi manipülasyonları, karışıklıkları dönemi ortaya çıkacak. Lütfen biraz tarih okuyun. Mesela değerli dostlar, Kurtuluş Savaşı zamanını, Osmanlı dönemini biraz okuduğunuzda gökyüzü konumları da bu arada çok benziyor. Onun için özellikle anlatıyorum Kurtuluş bunu. Savaşı dönemine mi benziyor?
İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönemlere benziyor. O dönem çok benzeyen, çok ciddi etkiler var. Evet, Kurtuluş Savaşı'nın da olduğu dönemde yine savaşla ilgili etkiler var. Bunlara çok benziyor ama dünyada bakınız. Ve ne olur? Yani Birinci ve İkinci Dünya Savaşı döngüsüne benziyor o zaman. Çok, çok inanılmaz benziyor gökyüzü etkileri. O yüzden şunu anlamak lazım. Dünyada bizi teğet geçecek yalnız bu etkiler. Bak, burayı ünlemler koyuyorum. İnşallah dünyada da olmasın. Hani asla böyle bir şeyi de şöyle doğru bulmam. Hani oradaki de insan, biz de insan, bu bambaşka bir şey. Ama bana gezegenlerin etkisini sorarsanız çok ciddi şekilde bir kaotik döneme doğru dünyada girildiğini, ülkemizi hatta ve hatta ülkemiz o kadar zenginleşecek ki bu büyük dünya ülkeleri sıkıntı yaşadığında, kaotik savaş durumları olduğunda bize gelmek isteyecekler. Zaten kaotik dönemin yaşanması bizi o yüzden teğet geçecek ama bizi manipüle etmeye çalışılıyor şu an. Neden? Şöyle düşünün. Dış enerjiler, bakın bu gökyüzündeki Plüton ve Uranüs ile ilgilidir. Neden sürekli bir dışarıya göç var? Bazı şeyler değil mi? Farklı gösteriliyor. Dolayısıyla vatanınızı bırakmayın. Çünkü bu topraklar altında, gerçekten de altın derken maden anlamında inanılmaz yükseleceği bir dönem. Sadece şunu bilin. Arkadaşlar, yöneticiler, siyasetler, yönetim, her şey hayatta değişir. Her şey kendi noktasında, kendi düzleminde hizmetini sunar. Sesleri Şimdi güneş toparlayalım. tutulması hem dünyada hem ülkemizde hem hayra vesile olacak ama büyük değişimleri de beraberinde getirecek. Döngüleri biraz önce de bahsettiğim gibi çok yoğun şekilde gösterecek. Bir de Plüton'un kova geçişi var. Şimdi bu da Ha, çok önemli. bu ne Tabii. demek? Plüton'un kova Plüton geçişi. dönüşüm Ne zaman bu? geçti aslında. Şu an oğlağa geriledi. Ama birkaç ay içinde tekrardan kovaya geçecek ve 20 yıl boyunca kovada kalacak. Ne demek? Muhammedi şuurun uyanışı. Yenilen bilincinin uyanışı. Yani aslında bizlerin inandığımız değerleri, İnsan olabilme potansiyellerimizi korumaya devam ettikçe ilim ve aklı bir araya, ilim ve bilimi bir araya getirip akleden kul olarak hakikatimizi seyretmeye başladığımız an itibariyle Plüton Kova vurgusu hayatlarımızda ve dünyada ortaya çıkacak. Plüton Kova aynı zamanda anarşist eğilimleri gösterir. Dünyada çok ciddi ayaklanmaların, çok ciddi özgürlük hareketlerinin, çok ciddi ben düşüncem bu, fikrim bu, ben böyle davranıyorum diyen güruhların ortaya çıktığı ve artık baskının, manipülasyonun ve artık deccaliyet mekanizmasının üstünü örtmeyi, ki bakın burada da deccaliyet mekanizmasını da ötekileştiriyor olabiliriz. Allah'ın planının dışında hiçbir şey hareket edemez. Yani bir kötünün bir planı varsa Rabbimin de planı vardır. İşte Plüton Kova sürecinde yeniden bir hicret başlayacak. Yani çok önemli. Aa, bu çok güzel oldu. Aklıma geldi. Plüton Kova bizim ülkemizin aynı zamanda 8. ev kaspını gösteriyor. Yani. İşte yeraltı kaynaklarının yanında güncellenen yöneticiler, yeni liderler, çok ciddi yeni akımların düşünce, hani yönetim sisteminin de başlı başına büyük bir, ama önümüzdeki 20 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Yani bu böyle bir anda bugün Plüton Kova'ya geçti, böyle değil. Ama gökyüzünü bana oku derseniz inanılmaz bir ülkenin ilerleme kaydetmesinin yanında, bakın bu tarihe not düşülsün. Biz zengin Orta Doğu ülkelerinden birisi olacağız, oluyoruz. Gökyüzü bunu veriyor. Ve inanılmaz önemli değişiklikler, hem bu ilerleyen birkaç yıllık, yani 5-6 yıllık bir süreçten bahsediyorum. İnanılmaz bir yenilenme, yani akılla ilimi ve bilimi birleştiren bir yönetici, belki de bir kadın.
Yani burada çünkü dişi enerjinin de çok yükseldiği etkiler söz konusu. Zaten dünyada ve ülkemizde kadın enerjisinin çok ciddi şekilde yukarıya doğru çıktığı bir döngünün içerisindeyiz. Zaten de bu böyle olmalı. Çünkü rahimsiz bir Rahman'ı düşünmek olamaz. B sırrını tamamlamaz. Kadınlara her zaman çok öncelik tanınması gerekiyor. Çünkü kadın dişilik yaratımdır. Yaratıcı ene, yaratıcı insanlar kadın ya da erkek olsun mutlaka dişiliği barındırırlar içlerinde. Dolayısıyla da yaratım enerjisinin çok ciddi yükseldiği ve dünyada da kadınların inanılmaz şekilde yönetimde, idarecilikte, İş hayatında çok fazla aktif şekilde bulunduğu ve yükseldiği bir Plüton Kova bunları getirecek. Aklımıza bile gelmeyecek özgürlüklerin ortaya çıktığı hem ülkemizde hem dünyada zaman dilimlerinin içerisine giriyoruz. Arkadaşlar, artık insanların Plüton Kova sürecinde İnsanları belden aşağı değil, akılları ve beyinleriyle değerlendirmeye girdiğimiz bir sürecin içerisine giriyoruz ve bu öylesine yavaş, adım adım ortaya çıkacak ki dünyada büyük bir değişim olurken İslamiyet'in Plüton Kova ile çok ilgilidir. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sanırım bugün 12 Rebiülevvel de olabilir yayın yaptığımız gün. Onun doğumudur. Tam da bugüne denk gelmesi tevafuk mutlaka ki. Dolayısıyla Allahümme salli ala seyyidina Muhammed o hep birleştiriciydi. Hep birleştiriciydi. Hiç kimseye kızmazdı. Ben herkesten ricam bu yayını izleyen, aylar sonra da izleyen, hiç fark etmez. Herkesten değerli dostum, senden tek bir ricam var. Sana en büyük kötülüğü yapan insan için bile kendine de ona da hidayet dile. Ne olur hep birlikte hidayet dileyelim. Plüton Kova sürecini bu kadar güzel özetleyen bir cümle olamaz. Hidayet dileyin. Çünkü kötü dediğimiz ameli işleyen bizdeki nefsi bir durumu düzeltmek, iyileştirmek, dönüştürmek için karşımıza çıkar. Öfkelisindir. Senden daha öfkeli biri çıkar ki karşına onu köreltebilesin. Nefsini kendinle birlikte secde edecek hale getirebilesin. Şimdi değerli dostlar tabii dedik aman bu adamın da ağzından bal damlıyor. Aman bu ne dedi? Bu neler oldu? Ne oldu? Ne olacak? Arkadaşlar, dünyada mutlaka ki sıkıntılar olacak ki yenilik ortaya çıksın. Yenilenen bir şuur ortaya çıksın. Hiçbir yemek kaynamadan pişer mi? İnsan acı çekmeden dönüşür mü? Dönüşemez. Dolayısıyla ben öğrencilerime de bunu anlatmaya çalışırım. Astroloji eğitimlerimde hep bunu da anlatmaya çalışırım. İnşallah 24 Ekim'de online temel ve orta seviye astroloji eğitimimiz de inşallah başlayacak. 24 Ekim daha çok az kalmış. Çok, yer var mı sınıfta? Doluyor mu Allah'ın sizin izniyle hala kayıt bölümünüz? alıyoruz. 24 Ekim'de online astroloji temel ve orta seviye astroloji Ne eğitimimiz kadar başlayacak. sürüyor eğitim? 6 ay sürüyor, Altı. 24 haftalık bir eğitim. Tasavvuf, psikoloji ve astrolojiyi birleştirdiğim kendi jargonumda. Şu çok önemli, gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ben değerli öğrencilerim demiyorum, şimdi onlar şaşırmıştır, onlara ben hatırlayanlar diyorum. Çünkü ilk ayda herkes de, hepimiz de astrolojiyi biliyoruz. Zaten bilincimizde var. Ben sadece bir hatırlatıcıyım. Dolayısıyla da gaybı bilmek üstünden değil, sadece insanlara doğru akleden bir insan olarak sebepleri okumaya çalışıp akıllı bir insan olarak değerlendirme, yönlendirme, farkındalık kazandırabilme, bilinç ve şuuru kazandırmak. Mesela güneş tutulması dedik. Dünyada çok büyük felaketler olabilir. Ama ne diyoruz? Toprağımızı ekelim, biçelim. Değil mi? Ayrıştırmayalım. Terörist saldırılar olabilir. Burada ayrıştırdığımız her şey bizim öfkemizi yansıtacak aslında. Dolayısıyla burada önemli olan şu. Her
her fiilin sonunun Allah'a çıktığını hatırlamak. Yani gökyüzündeki gezegen terör saldırısını yapmıyor. Burası çok önemli değerli dostlar. Kul nefsine uyarak bir sınav yaratıyor. Belki kolektif bir öfkeyi bireyler üstünden ortaya çıkartıyor. Burada önemli olan şu. Ne yapana ne yaptırana. Sadece ben nasıl davranmalıyım? Mümin bir şuur nasıl seyretmeli? Nasıl davranmalı? Nasıl yol almalı? Deprem olacak. Ölümden kaçmaya çalışıyor herkes. Ben anlamadım. Herkes bir yerlere gidiyor. Arkadaşlar, deprem insanı öldürmüyor. Deprem bir sebep. Hastalık insanı öldürmüyor. Hastalık bir sebep. Sen oradan çıkarsın, yürürken kafana saksı düşer, gene ölürsün. Vaden dolmadıysa hiçbir şey olmaz. Dolduysa ne bir dakika fazla ne bir dakika eksik. Burada mümin kulun yapması gereken şu. Duruş sergilemek, seyredebilmek ve ben kendi payıma düşeni en doğru şekilde yapmaya niyet ediyorum demek. Ve burada herkese çok önemli bir sır vereceğim. Çok önemli bir sır. Şimdi bekliyor ki herkes bölümü. Arkadaşlar, ne olur ve ne olur Allah'ın yarattığı canlılara sevgiyle yaklaşalım. Şimdi burada bu çok önemli. Allah can olarak neyi yaratmıştır? Hayvanları yaratmıştır, insanları yaratmıştır. Onlara sevgiyle. Ayağımızı bastığımız yerde bir karınca var mı yok mu dikkat edelim. İşinize erken giderken karşıdan karşıya bir köpek geçiyorsa bir durun bekleyin. O işiniz daha da bereketlenecektir. Size büyük bir sır. Yediğiniz zeytinleri, çekirdekleri toprağınıza gömün. Ama o toprakta yeşermez. Yeşerir, yeşermez. Sen niyet koy göm. Bak senin nasıl amellerin niyetlerinle güzel bir şekilde niyetlenecek ve büyüyecek. Ve şunu hatırlayalım. Dünyada büyük krizler olurken, büyük sıkıntılar olurken sen inançlı mümin bir kulsan, dünyadaki herkes için dua ederken kendin de Allah'ım cemalinde nasıl huzurluydum, celaline de eyvallah diyorum ama sen bana kaldırabileceğinden fazla yük yüklemezsin. O yüzden dünyada sıkıntılar olurken bütün dünyadaki kullar için inansın inanmasın bakın burası çok önemli. Herkes için barış, sevgi ve huzur diliyorum. Bana öfke duyduğum, sıkıntı yarattığına inandığım herkese hidayet diliyorum ama o hidayeti kendime de diliyorum diyebilen insan işte Plüton Kova dönemini en doğru şekilde değerlendirip başa dönelim. Güneş tutulması dedik ya, güneş dedik doğduğumuzda beden Kabe'mize gömük doğuyoruz, ölü doğuyoruz dedik ya. İşte Rabbin güneşini doğurabilen onun rahmetini her yere. Ya düşünsenize Allah kendine küfredene bile rızkını veriyor, her şeyini veriyor değil mi? Biz kimiz neyi affedemiyoruz, neye kızıyoruz, neyin üzerinde idare ve hüküm sahibiyiz, neyi kontrol edebiliriz? Hiçbir şey kontrol edemeyiz. O yüzden Allah'ın gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili olduğumuzu, zaten öyle olduğumuzu ve bunu hatırlamamız gerektiğini anlamak gerekiyor. Ve Allah'a ulaşabilmenin en kestirme yolu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını okumak, siyerini okumak ve onunla hemhal olmaya niyet etmek. Herkes bir huyunu, bir davranışını kendine örnek alsa dünya bence çok güzel bir hale gelir ve şunu söyleyeyim. Bu çok önemli. Gökyüzünde gerçekleşen her türlü şey insan beyninin değerlendirmesi ölçüsünde ortaya çıkıyor. Yani aslında gökyüzünde savaş enerjisi var ama siz onu olumlu bir şey olarak kullanırsanız bir ürün ortaya koyarsınız. Baştaki örneğime bakınız, araba örneğime. Yani sen savaşacağın o enerjiyi halka, topluma, kolektife hizmet olarak da kullanabilirsin. O enerjiyle büyük bir yaratım ortaya koyabilirsin. Ama ve lakin yine kızamıyoruz. Çünkü emmare nefsten bakıyorsa, onun gözlüğünün çerçevesi kırıksa ve eğilimi celale doğruysa
onun yapacağı bir şey yok. Yani Hazreti Yahşi'nin değil mi? Hazreti Hamza'nın canını aldığında Hazreti Muhammed'in karşısına sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çıktığında Müslümanlığa dönmesi misali kötü diye değerlendirdiğimiz her şey kalpler Allah'ın elinde. Bir anda döner. Sadece burada Rabbim hepimizi, evlatlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı, aciz durumda olanlarımızı, zorda kalanlarımızı, yolda olanlarımızı, herkesi. Allah'ım ne olur, ne olur hakikat şuuruna erdirsin. Ne olur hepimizi korkularından arındırsın. Ben Rabbime inanıyorum ve Gönen Mehmet Efendi dermiş ki Allah'ım razıyım senden, sen de razı ol benden. Rabbim razıyım senden, sen de razı ol benden. Allah'ın rıza makamına eren kullarından olmayı Rabbim nasip etsin. Rabbim tutulmaları, gezegenleri bana ve bunu dinleyen herkese korkuyla değil, sevgiyle. Ben Allah'ın yaratmış olduğu gezegenler bana her şey gibi hizmet ediyor. Ben o sebepler dairesini duydum, dinledim. Kendimi buna göre bir organize edeyim, bir kontrol altına alayım diyecek idrakta olmayı, korkmadan anlamayı, olanın olmuş bitmiş olduğunu hatırlamayı hepimize nasip etsin. Ve ben bu akşamı şöyle sırlamak istiyorum, izniniz olursa. Ne güzel olur. Yıllarca babama çok öfke duydum. Ve biliyor musunuz bu öfkemin sonunda, en sonunda babamın aslında benim şu an İlkay'ın karşısında bunları anlatmama sebep olan kişi olduğunu anladım. Ama 40'lı yaşlarımda anladım. Babam biraz içen, anneciğime eziyet eden biriydi. Bize de yapardı ama çok merhametli bir adamdı. Hep içkiyi bıraksın diye hep dua ederdim Allah'a. Ama bir gün şunu anladım. İçkiyi bıraktı biliyor musunuz İlkay Hanım? Bıraktığında da aynı davranışları sergiledi. Ve anladım ki insan yaratılışına uygun davranışlar sergiliyor. Çünkü rahmetli babacığım annesini çok küçük yaşta depremde kaybetmişti. Ve aile kavramını bilmiyordu. Sevgisini nasıl göstermesi gerektiğini bilmiyordu. Sevgi arıyordu. O yüzden hayatlarımızda öfke duyduğumuz, üzüldüğümüz insanlar ve ben bugün hayatımda en çok babacığımı seviyorum. Annemi de çok seviyorum ama babamı çok seviyorum. Allah rahmet eylesin ve iyi ki çünkü öldüğümüzde bize eziyet eden her insan biliyor musunuz? Rab ismiyle, tekamül ismiyle, aa diyeceğiz sen bana neler yaptın ahirette sen mi karşıma çıktın? Rab ismiyle diyecek ki Allah Celle Celaluhu bak ben seni eğitmek için bugün insanlara bunu anlatabilesin diye öyle bir aileye senin doğmanı sağladı. O yüzden herkesin önünde bunu da ne olur bu yayını izleyen herkes yapsın benimle birlikte. Öfke duyduğunuz anneniz, babanız ya da size kötü davranmış kim varsa hakkınızı helal edin. Özellikle anne babaysa ve ben babacığıma sizin yayınlarınızın çok uğruna çok inanıyorum. Çünkü izleyicinizin gönlüne çok inanıyorum ve şu an dediğimi aldığınızı çok hissediyorum. İnşallah babacığımı ben kendi hakkımı helal ediyorum ve mezarında çok rahat uyusun. Çünkü İyi ki beni çok güzel eğitti. Beni çok güzel eğitti ve çok güzel adamdı. Yani güzel adamdı. Şimdi onun değerini hayatıma bu yaşlarda giren insanları gördüğümde çok daha iyi anlıyorum. Babacığıma herkesle birlikte selam ediyorum. İnşallah iyi olsun benim baba. Yattığı yerde iyi olsun. Siz de ne olur ölmüşleriniz varsa, öfke duyduğunuz insanlar varsa bu helalleşmeyi yapın ve herkese gönlüne selam ediyorum. Böyle içimden geldi işte bazen delinin ne yapacağı belli Ne olmaz. kadar güzel oldu, ne kadar özel bir şeyi paylaştın, ne kadar güzel bir örnek oldu biliyor Çünkü musun? Gerçekten hocalığın, rehberliğin, yol göstermenin
bu olduğunu düşünüyorum. Hani Anahtar. herkes bir şeyler söylüyor ama uygulama yapabilmek, bu kadar kişi içinde, önünde böyle duygulanarak bu helalleşmeyi yapmak çok kıymetliydi. Çok Allah teşekkürler. razı olsun. Ben de bu bizi izleyenler ve hepimizin enerjisi buydu. Belki de bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü dünya çok kısa, hayat çok kısa, ölüm her zaman için çok bir adım yakınımızda. Dünya nereye gider bilmem ama ben babacığıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Güzellikler diliyorum bütün izleyenlere. Hayır, kelimeleri toparlayamadım şu an. Çok güzel oldu. Gönlümden geldi sadece. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ben de Hepimiz için. seninle beraber, senin vesilen de, ben de bugüne Allah. kadar kızdığım kim Aynı varsa oldu. hepsine Hakkımızı hakkını helal edelim. helal Bir ediyorum de. İyi ki olmuş. Fatiha'da okuyalım, öyle Hadi. sırlayalım mı yayın? Ne Hadi kadar bismillah güzel olmuş. Hadi. başlayalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmittin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim velettalîn. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Birden bütüne amin. Bütün gönüllerin duaları kabul olsun. Güzel yüreğinize selam ediyorum İlkay Hanım. Ben de sarılıyorum size. Bütün Teşekkür ederim. izleyicilerimize sonsuz saygılarımı ve sevgilerimi lütfen kabul buyursunlar. Sevgiyle diyorum, en güzele emanet olun. Allah'a emanet olun. Amin. Hep beraber inşallah. Herkes adına çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bir Allah'a sonraki. emanet. Allah'a emanet. Saygılar. Buyurun efendim. Arkadaşlar, sizler de lütfen önerilerinizi, yorumlarınızı, kanalımda görmek istediklerinizi aşağıda paylaşın, yapıcı eleştirilerinizi. Güneş tutulmasının ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu Ekim ayının tam 100. yılında dolduracağı için artık Cumhuriyet ne kadar önemli olduğunu, astrolojik açıdan ne kadar önemli olduğunu pek çok kişi dile getiriyor. Güçlü Metin'in bambaşka yorumuyla Ekim ayı ve güneş tutulması böyleydi. Her şekilde güzellikleriyle gelmesine diliyorum her birimiz için. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Rabbime emanet olun. Hoşça kalın. Thank you.